Biz müminler olarak birbirimizi severken şunu düşüneceğiz. Ya şefaati ne zannediyorsunuz siz? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti denildiğinde bu şu demektir. Ramazanı da tutma, orucu da yapma, onu da git. İstediğinde git. Arada bir böyle, arada bir Allah de, kimseye zararın da işte bu kadar ya. Yani maksat iyi insan desinler falan. Sonunda da böyle bir babaanneni, anneanneni şöyle bir civarda yaptın. Bir kere cenazenin gidişini gösterirsin. İçindeki özün falan. Nasıl olsa peygamber büyük günahları affediyor. Değil. Ben büyük günahlara düçar oldum. Ben senden uzak kaldım. Ne yapayım diyen? Ben acil servis doktoruyum. Ben uzman. Bana benle irtibatınızı kesmeyin demektir o. Ve görüyorsun işte Ramazan'da da gördüm. Belki bir sene neredeyse bir kere bile namaz kılmadın. Ramazan'dır, ayıptır ya. Allah'tan utanayım dedin, alnını secdeye koydun. Ne oldu? Secdeye koya koyma tokat yedin mi? Camiye giderken için sıkıldı mı hiç? Oturdun, çıkmak istemedin. Şefaat işte o. Hem Allah'ın rahmeti hem Hazreti Rahmetellil Alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Sen şefaati zannediyorsun ki sadece evet ahirete geldik şefaati gör. Şu anda oradan şuradan gelmiştim konuya. Benim hocam derdi ki dedi. Belli bir devletten bahsederken. Ya derdi namussuzlar derdi. Böyle şey tavrıyla. Ya derdi namussuzlara bak Resulullah'ın şefaatini inkar ediyorlar. Ulan hiçbir şey üretmiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hala Allah ve Resul sayesinde ve peygamber sayesinde servet kazanıyorsunuz. Hala dünyada şu anda itibarınız bile peygambere etrafında bulunmakla alakalı itibarınız var. Dünyada şefaatini görüyorsunuz daha. Kalkıp bir de bu kadar beslendiğiniz, yoksa kim takar sizi? Kim takar sizi? Böyle bir makamın koruyucusu, muhafazasıyla alakalı olma. Kim ne yapar sizi? Ne yapar? Bak isim vermiyorum hiç. Ne yaparlarsa da yapsınlar. Kardeşim bu böyle olmaz. Şefaati inkar edemezsiniz. Neyse böyle bir iyileşmeler var. Bir güzelleşmeler var. Mesela çok onun en bahsettiğim yerle alakalı en kritik noktadaki bulunan kişi dedi ki aslında dedi bu bize kakalanmış bir görüştür. Materyalist, kapitalist sistemin görüşüdür. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz dedi. İnşallah. Şimdi şeytanla alakalı bazı şeyleri konuşacağız. Sebep ne? Konuyla bağlantılı olduğundan değil. Şöyle. Dedik ki ne kadar var? Sen böyle rahatsın. Maşallah yani hiç böyle sanki bir 40-50 dakikan var gibi oturuyorsun. Keyif aldım bakıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim diyelim. Bu son 10 gün şeytanın şerrinden emin olunduğumuz bu günlerde hadi bakalım şeytanı da şu anda bağladık. Cehennemlik fiillerden uzak dur denilirken şeytanın Kur'an-ı Kerim'de geçen yani böyle işaretle beraber geçen olduğunda baktığımızda 11, hani 13. 13 demeyeyim, bu arada 13 rakamı uğursuz değildir ha. 13 rakamı bizim uğurlu rakamımızdır. 3'ün önüne 1 geliyor diye teslis inancı. 3'ün önüne, 3 nolu kameraya o yüzden döndüm. Bakın ya bu kadar da klas hareket ediyorum yani. 3'ün önü, 3 ya teslis. Kutsal, onlar kakalıyorlar. İşte ya Hazreti İsa Allah'ın oğludur falan diyor da teslis diyoruz onu üçlemek. Allah'ın bir olarak birliğini ilan edeceği peygamberi üçe dayıyorlar. Ona teslis deniyor. Kendilerine göre üçün önüne bir geldiğinde bir tevhid inancı uğursuz. Bir de cumaysa 13. cuma. Hem 13 hem cuma. Çıldırıyorlar falan. Senin çocukların da böyle yapıyor. Tamamen uydurmadır. Aydınlar. Ama ne kadar da efsanevi. Sen böyle dinimizi hurafeden kurtaralım falan. Ben aslında niye şu imam efendiler hutbede şu dünyaya kakalanan hurafeleri konuşmuyor?
Tavşan görünce yola çıkmamak, baykuş ötüyor diye uğursuz saymak hurafedir. Kaç kişi yapıyor bunu sanki? Sanki bunu yapan kaç kişi dinden çıkıyor? Sen onu bıraksana hoca. Sen onu bırak. 7 yıldızlı otellerde 13 rakamında kat numarası yok. Sen onunla uğraşsana. Niye yok? Anlatsana millete. 13 uğursuz değildir. Hatta günlerinizi, nişanlarınızı, nikahlarınızı ayın 13'ünü inadına yapsanız ecri bile vardır desene. Dinsizin hakkından imansız geliyor demeyeyim, yanlış bir telmi olacak. Üstüne üstüne gitsene, çivi çivi söker diyeyim. 13 rakamı uğursuz falan değildir. Şöyle bir kafayı çalıştırsanıza cemaat. Bir baksana neler kurulmuş bunlara. Adam bak kerri ferri, bilmem nesi. Hepsi akademik kariyer sahibi, mühendisi, dünyanın bir numaralı adamı. 13. kat yoktur. Yoktur hala. Sebep? Uğursuzluk. Nereden geliyor uğursuzluğu? Hani bunlar çok aydınlanmıştı. Uzaya gidiyorlardı hani. Hurafelerden uzaklardı hani. 13 numaralı füze var mı hiç? Uğursuzluk getirir. Yok. Sebep? İnanmıştı halbuki. Yok öyle bir şey. Bak adam kendi mitlerini, hurafelerini bilinmeden nasıl işliyor? İlla bunları merak edersen Alev Alatlı, Allah rahmet eylesin. Türkiye için çok büyük bir kayıptı. Güzel insandı be. Alev, Allah inşallah onu kabir azabından muhafaza eylesin. Allah onun taksiratını affeylesin. O kadar üzüldüm. Teoman Hoca bir felsefeyle alakalı istirham ederim. Bendeniz böyle ciltlerle kitap okudum. Bir türlü harman edemedim onları. Yaptığım Allah razı olsun. Teoman Hoca'nın kabri nur olsun. Evlatları seyrediyorsa Allah onlardan razı olsun lütfen. Biz hayatındayken pek derslerine girip çıkamadık. Sahalarımız, kulvarlarımız farklıydı ama Alev Hoca, Alev Alatlı. Allah derecesini âli eylesin. Bunlar bizim yüzümüzdü. Yazmış olduğu kitapları, benim IQ'm düşük tabii. 3 sayfa, 4 sayfa okusam bile aydınlanıyorum. Tekrar okuyorum, tekrar okumaya çalışıyorum. Sen kendinden niye utanıyorsun ya? Sen kendinden niye utanıyorsun? Sen böyle gittiğinde... Oho, dalı geçilecek neler var. Bir giriyorsun mabetlerine, of, bımbıl bımbıl, tenasül uzuvlu, kıvırcık saçlı, dübüründen, sırtından kanat gibi bir şey çıkmış. Şöyle bıraksan yerde bile yürüyemeyecek şey, melek diye şey yapıyor. Sen onlara baksana, koca milyarla insan gidiyorsun mabetlerine. Allah'ım ya Rabbim, sen burada bizim Elif'le Bey'le dalı geçiyorsun, hala bunlarla mı uğraşıyorlar estetik diye falan. Ne o Michelangelo'nun falan böyle dokunuşu falan? Adamların hayatı hurafe be. Hayatı hurafe. Gittim gördüm. Gittim gördüm yendim demiş. O kimdi? Neyse. Gittim gördüm. Aman ya Rabbi. Her yerde ayrı put. Oradan bir tanesini bir bakıyorsun. Aa mabadı. Ben utandım. Dediler melek. Ne meleği dedim ulan? Yani bıldır bıldır. Diz gamzesine kadar görünüyor yani. Hangi melek de kelek? Öyle melek olur mu? Bak dibine kadar hurafe. Sen sonra geliyorsun. Hocam böyle bazı şeyler oluyor. Dinimize çok hurafe sokuyorlar. Ay yavrum benim. Sen baksana bir. Koy Hazreti İsa Aleyhisselam'ın fresklerini, ikonalarına bak bakayım. Afrika'ya gidiyorsun siyah. Oraya gidiyorsun, İskoçya'ya gidiyorsun kumral. Yöreye göre İsa yapmışlar. Bizde hiç olmazsa Allah ettiğin hatta Muhammed hep aynı yazılıyor.